çok fena. Hocam ben bir eğitimci olarak böyle bela ve fena lafları çok kullanmayı tercih etmiyorum. Öyle mi? Hı-hı. Dersten sonra edersiniz hocam. Biz öğrencileri velilerine şikayet ederiz normalde. Bunları polise ihbar ediyoruz. Hocam bence çok abartıyorsunuz. Her çocuk ilgiyi, övgüyü hak eder değil mi? Her çocuk birer pırlantadır. Hayır, gerçekten. Hayır, hayır. Hocam bu gerçek mi bu? Hocam bu daha ne ki? Bu daha ne ki? Tuvalete giderseniz daha yaratıcı çalışmaları da var. Ulan millet başka gezegene roket yollayıp nokta atışı tutturuyor. Siz 15 santimlik elini tutturamıyorsunuz be! Ne? Hocam tuvaletlere klozet istiyoruz. Tipe bak! Ben sana klozette küvet kasası deli tutturamazsın. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak ya. Ben gidiyorum. Size iyi dersler hocam. Hocam yalnız sözleşmeyi konuşmadık biz. Dersten sonra konuşuruz. İyi dersler! Müdür dükkanı çırağı git dedi kaçtı iyi mi? Arkadaşlar 1 lirası olan var mı ya? Lan! Ay, 1 lira versene. Yok, yok birader, yok. 1 liran yok mu? Oğlum, otur. Otur. Arkadaşlar merhaba. Ben yeni edebiyat öğretmeninizim. Önümüzdeki yıl edebiyat dersini hep beraber işleyeceğiz. Çok öğrenci odaklı bir metodum vardır. Umarım ki anlaşacağız. Önce birbirimizi tanıyalım isterseniz. Kızım senden başlayalım. Adın nedir? Çiçek hocam. Ona sordum evladım, sana değil. Hocam ona bir tek ben soru sorarım, cevaplarını da ben veririm. Sıkıntı yok. Peki, onu sözlüğe kaldırdığımızda da sen mi cevap vereceksin evladım? Evet. Oo! Hoca çaktı lafı! Bekle, bekle, bekle. Hocam, onun sözlüsü benim, notunu da verdim. Sıkıntı Oo! Yok. Tayfur koydu noktayı! Sıkıntı yok, askıntı var hocam. İsmim Çiçek. Bu arkadaş da benim hiçbir şeyim değil. Asla da olamaz. Oo! Çiçek koydu postayı. Oğlum siz niye sürekli ortama gaz veriyorsunuz? Hayır yani niye altını çiziyorsunuz kızım? Otur. Senin adın ne evladım? Hocam benim adımı soramazsınız. Niye? Yani bana böyle sorular soramazsınız. Nasıl? Yani bana ailem bile soru soramıyor. Nasıl soramıyor? İsmini bildikleri için soramıyor olabilirler mi? Adım Leman. Oldu mu? Hı? Küçük şovunuz bittiyse oturabilir miyim? Otur, otur, otur. Sakin ol. Tamam arkadaşlar, yeni geldim diye beni biraz yadırgamış olabilirsiniz. Ama sakin olun, hiç merak etmeyin. Yani beni bir öğretmen olarak değil de arkadaşınız olarak görürseniz sevinirim. Hocam Fikri ile Ozan birbirine vuruyor. Şakalaşıyoruz hocam. Evet hocam, şakalaşıyoruz. Yavrum, koskoca insanlarsınız. Yapmayın, sakin. İbrahim yemek yiyor hocam. İbrahim... İbrahim kim? İbrahim. Hocam... Telefonla konuşuyor. Hocam, sabah kahvaltı yapamadım da şekerim düştü. İbrahim, benim dersimde yemek yiyebilirsin. Olur evladım, ben rahat bir öğretmenim, merak etme. Hocam yeter, Instagram'a girecek gibi hissediyorum. Yalnız o telefonu kapatalım. Lütfen. Burcu müzik dinliyor hocam. Burcu... Kapatalım o telefonu. Tayfur yere tükürdü hocam. Yavrum, bu koskoca çocuksun. Yapma. Bahadır burnunu karıştırdı hocam. Yapma, çok ayıp. Kudret saçını çekiyor hocam. Yapma. Hocam neler oluyor görmüyorsunuz. Lan sus! Sus 2 dakika. Bu ne hocam 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 ya? Show TV ihbar attı gibi. Sakin, sakin. Evladım sen kalk bakayım. Hocam. Benim dün akşam annemle babam kavga ettiler. Şimdi ben çalışamadım. Neyi çalışamadın evladım? Adını mı? Ha, şu adım Kudret. Hocam be, 1 liranız var mı acaba? Oğlum sınıfa girdiğimden beri herkesten 1 lira istiyorsun. Maddi sıkıntılarınız varsa al şunu harçlık yap sen idare. Canla! 50 lira! 50! Kral nasıl tanımıyorum lan!
Aferin Rabbim! Allah! Ne oldu lan şimdi? Hocam, o 1 lira kudret aşırı yükleme yaptığınız çocuğa sıyırdı. Tamam, tanışma işlemini sonra yaparız. Evladım kal. Sonlu bahtımın yaprakları seni görünce yaz oraya. Tamam. Ders içinde tanışırız. Hocam Tayfur okuma yazma bilmiyor. Konumuz Tanzimat Edebiyatı. Hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Hocam, yeter arkadaşımız ağlıyor. Bu beyti ilk okuduğumda ben de hüngür hüngür ağlamıştım. Öyle değil hocam. Ne oldu kızım, niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ne söyleyemem hocam, siz hem öğretmensiniz sonuçta benim öğretmenim. Yavrucuğum, ben senin öğretmenin olduğu kadar arkadaşımın da açılabilirsin, bana rahat ol. Ben Can'dan ayrıldık hocam. Ya hayırdır, niye ayrıldınız? Hocam, ben Can'la biz öncesinde kankaydık ama onlar Buse ile Kerem'i beraber gördüklerinde Buse Kerem'e yürüyordu. Kerem onu gördükten sonra İpek'le beraber konuşurken, Mert onu görürken onlar birbirlerine yürüyorlar. Ben de onu gördükten sonra eğer İpek'le beraber Kerem beraber olacaklarsa ondan sonra ben de Aslı'ya söylerim. O da zaten ayrılır Hakan'dan diye ona söyledim. Hakan o sırada Buse'ye yürüyordu. Buse onu öğrendikten sonra Mert Can'dan ayrılmak istedi. İpek de onunla beraber olursa eğer ben de sana yürürüm dedi. O sırada bana kimse yürümediği için ben de Kerem'le konuştuktan sonra İpek'le beraber olduğu için söyledim. İpek de onu yürüdüğü için onlar birbirlerine yürüyorlardı. O yüzden Mert Can bana tekmeyi koydu hocam. Hocam! Hocam, aynı kavak yerleri. Buse'ye kadar olan kısmı anladım. Buse ile Mertcan birbirlerini yürüdükleri için Kerem İpek'e yüz vermedi hocam. İpek Kerem'e yüz vermeyince ondan sonra Elif'le konuştu. Elif de Hakan'la ayrı. Anladım, tamam. Herkes birbirine yürümüş. Hocam, bir şey söyleyeceğim. Hı. Şu an tuvalete gidebilir miyiz? Çok kötü çünkü hocam. Tamam. Ağlıyor arkadaşım. Gidin. Mertcan çok kötü tekmeyi koydu da hocam. Evet, Tanzimat Edebiyatı'nda ölçü. Kıt Adur! Geri dön! Ne oldu hocam? Hayrola evladım, siz tuvalete mi gidiyorsunuz yoksa mozoleye çiçek koymaya mı? Oo! Hocam, çatı lafı! Hocam, bu ikili tutturamıyor. Oo! Ama affedersiniz çocuklar, lütfen. Peki niye üçünüz gidiyorsunuz? Biriniz kalsaydı bari. Hocam yapmayın, etmeyin hocam. Ben Koray'dan ayrıldığımda yeter arkadaşım beni hiç yalnız bırakmanı. Ben işin onun bu durumunu yalnız bırakamam hocam. Tamam, çok hocam, arkadaşımı tut, bayılabilir. Hocam, ben, biz de Çınar'la ayrıldığımızda Burcu beni asla yalnız bırakmadığı için şu an Burcu'nun yanında olmam gerekiyor. Dolayısıyla benim de onlarla gitmem gerekiyor. Çünkü Buse'ye ağzına laf vermemiz gerekiyor hocam. Hocam, Buse ile Mertcan ondan ayrıldığı için Hasan ona yürüyordu. O da Elif'le ayrıldığı için tekrar İpek'le barıştı. Kerem'le İpek birbirlerine yürüdükleri için... Aynı kısır döngüye tekrar giremeyeceğim. Tamam, gidin tuvalete. Gidin, 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 gidin. Ne yapın hocam? Çünkü Buse Mertcan'a yürüdüğü için... Tanzimat Edebiyatı'nda ölçü. Dinleyin burayı. Tanzimat Edebiyatı'nda... Tanzimat, ilgilenmeyeceğim. Tanzimat, tan! Oğlum ne yapıyorsunuz? Şak 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 ya. Şakalaşıyoruz hocam. Bundan sonra şakalaşmak yok. Oo! Gaz vermek yok. İbrahim yemek yiyor hocam. İspiyonculuk yok. Sen hala yemek mi yiyorsun İbrahim? Hocam, öğle yemeği yemedim de. Öğle yemeği yemedin, şekerin düştü tabii değil mi? Aynen hocam. Bravo, kutluyorum ama evladım bak, tamam, ben anlayışlı bir öğretmenim. Sabah kahvaltı yapmamış olabilirsin. Getirmişsindir simidini, tostunu, salatalığını, elmanı, sucuğunu. Etini, domatesini, bir de tüpünü yok artık. Kalk, 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 tahtaya gelsen. Gel, tahtaya gel.
Yolluk alayım madem yolumu. Evet, bu beytin ölçüsünü söyle bana. Beyti mi? Nerede beyti, nerede beyti? Evladım. Ha? Bu ölçüsünü söyle bana bunun. Soldu bahtımın yapraklarındaki... 50-60 santim var hocam. Oğlum. Ne oğlum? Otur. Otur. Tamam, otur. Tamam, şöyle yapalım. Bu topraklarda yaşamış ozanlardan bir tanesinin ismini söyleyin bana yeter. Ozan Doğulu. Harika mixleri var hocam. Oo! Bilal vurdu, gol oldu. Lan bir vuracağım, 90'a gol olacaksınız lan. Bu soruya bir kişi cevap vermeyecek mi ya? Bir kişi. Sen söyle. Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, aynı zamanda Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif gibi aşıklarımızı da sayabiliriz hocam. Bravo. Bravo. Kız, bütün aşıkları saydın, bir beni saymadın be. Hastayım sana ya, hayallerimdesin. Sus artık be! Lan, sus! Ne oluyor kız? Hayallerin suya düştü. Hocam koydu espriyi. Kafa adamsın hoca. Hocam üstür çakıyorsun vallahi, helal olsun. Kral espri makinesi ya. Hocam çok iyisin. Oo! Bizim kafa adam bu hoca ya. Teşekkür ederim çocuklar. Sonunda aramızdaki duvarların yıkılmasına çok sevindim. Beni bir öğretmen olarak değil de arkadaş olarak görün ya. Böyle konuşalım, anlaşalım, gülüşelim. Harika, oyunlar oynayalım değil mi? Aa, hocam nasıl yani? Biz şimdi sizinle oyunlar oynayabiliyor muyuz? E tabii oynarız. Niye oynamayalım ki yani? İsim, şehir, hayvan, ondan sonra vampir, köylü. Oynayalım bunları. Yok, simit. Simit mi? Simit ya! Simit ne ya? Ha, simit hatırlar gibi. Olur, tamam, oynayalım. Süper, açın buraları. Oyun. Nasıl yani? Ne oluyor ya? Çek kesene, ben soyuyorum. Bir dakika, bir dakika. Şey yakın değil. Yalnız ben tam olarak oyunu hatırlayamıyorum. Hocam, ben anlatıyorum sizlere. Siz şimdi böyle ortada duruyorsunuz. Evet. Tek ayağınızın üzerinde zıplarken avazınız çıktığı kadar simit diye bağırıyorsunuz. Bizi ebelemeye çalışıyorsunuz. Ama sesiniz kesilirse ceza var. Tamam, hatırladım. Tamam, ha, çok kolay. Evet, ayağımı kaldırıyorum, simit diye bağırıyorum. Size kaçıyorsunuz. Tamam. Süper, süper. Simit! Of, yandım ya. Pardon. Cezası neydi bunun? Hatırladım! Tamam. Hocam, size vuruyorlar. Oğlum siz arkadaş değil, dövmeye insan arıyorsunuz ya. Hocam, of. Fikri Ozan'ı camdan atıyor. Oğlum yapmayın, ne yapıyor? Ne camdan atıyor? Oğlum sen ne yaptın lan? Şakalaşıyoruz hocam. Ambulans. Ambulans sesi geliyor. Yok hocam, ağzıyla yapıyor onu. Ağzıyla. Korkmayın, bir şey olmaz. Şaka yapıyoruz. Ambulans geliyor. Herkes oradan kurtarın çocuğu. Oo! Hoca gitti, ders düştü. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele, katılır.